Bu başka bir baba geçti. Babu rivayeti şiari. Hel hiye mekruhatun emde. Şiir söylemek mekruh mudur değil midir? Kaside, beyit, bunları söylemek caiz midir değil midir? Bu da ayrıca ulema arasında dedikoduyu mucib olmuş. Caizdir diyenler olmuş, değildir diyenler olmuş. Haddesena Ali ibn Abdurrahman ve Muhammed ibn Süleyman el-Bahandiyye. İmam-ı Tahavi diyor ki benim hocalarımdan ikisi bana rivayet eyledi. Biri Ali ibn Abdurrahman, biri Muhammed ibn Süleyman el-Bağandi. Bağandi bir köyün ismi, o köylüymiş. Kala haddesena Hallad ibn Yahya. Onlara da Hallad ibn Yahya rivayet ediyor. Kala haddesena Süfyan. Süfyan ibn Uyeyne rivayet ediyor. En İsmail ibn Ebi Halid, en Emr ibn Hureyf. En Ömer ibn al-Khattab radıyallahu anh. Hazreti Ömer'den Emr ibn Hureyf rivayet eyledi. En Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kâli. Resulullah Efendimiz'den Hazreti Ömer rivayet etti ki Peygamber Efendimiz buyurdular. لَاَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ اَحَدِكُمْ. Sizin birinizin karni dolu olması. Ne dolu olması? قَيْحَنْ اِرِلْ. Yara olur da yarada irin peyde oluyor. Olur ya sari, kötü bir su. İşte sizin karnınız da yaralı olsa da öyle قَيْحَنَنْ. O irinle dolmuş olsa خَيْرٌ لَهُ. O adam için daha hayırlıdır. Min en yemteliye şiaren, onun karnının şiir dolmasından daha hayırlıdır. Yani çok şiir ezberlemiş, çok beyit ezberlemiş. O onların ezberleyene kadar onun içerisi o irinle dolu olması daha hayır, daha iyidir. O kadar ki bu şiir kötüdür. Ve şiiri ezberlemek, hissetmek o kadar kötü dedi. Tabii o irin neden olur? Yaradan olur. Yara olur, irin dolar, insan ikrah eder. Bu şiir ondan daha kötü. Bir bu hadisi şerif. İkincisini yine İmam-ı Tahavi rivayet ediyor. Haddesena Muhammed ibn İsmail es-Sâir. Kâle haddesena Müslim ibn İbrahim. Kâle haddesena Şâbet ibn Katâde. En Yûnus ibn Cübeyr en Muhammed ibn Sa'din an ebihi. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed ibn Sa'd, yani Hazreti Sa'd ibn el-Vakkas'ın oğlu Muhammed, o kendi babası Sa'd ibn el-Vakkas'ına rivayet eyledi ki Resulullah Efendimiz قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz buyurdular لَاَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ اَحَدِكُمْ. Sizden birinizin karnının dolu olması, قَيْحَنْ اِرِنْ, dolu olması böyle قَيْح ki حَتَّى يُرِيَهُ, o kadar dolmuş ki hatta onu gösteriyor. Yani ağzından taşıyor, gösteriyor yani. Dolmuş dolmuş da artık ağzından dışarı kusuyor yani bu derece. Dolu olması hayrun lehu, onun için daha hayırlıdır. Min en yemtelie şiaren, şiir dolu olmasından daha hayırlıdır. O şiiri ezberleyip de karnına doldurana kadar o irin dolu olsa daha hayırlıdır. İkinci hadis de bu. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة فذكر بإسناده مثله. أين حديث شريف إمام التحاوي ابن مرزوق تركيل رواية ديور. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر عن شعبة فذكر بإسناده مثله. أين حديث شريف ابن مرزوق واسطة سلام إمام التحاوي ين شعبة رواية ديور فكس سنة باشك الأروار غير أنه لم يقل حتى يريه. Yalnız bu senette hatta yürüyehu yok. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn Vehbin kâle semi'atu Hanzalete kâle semi'atu Salim ibn Abdillah yekûlu semi'atu Abdullah ibn Umar radıyallahu anh. Abdullah ibn Umar yeşittim yuhaddisen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Resulullah Efendimiz'den eyn hadisi şerifi rivayet eylediğini yeşittim. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي بن الجعف قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم بن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. أين حديث شريف أبو هريرة رضي الله عنه عند رواية ذلك. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. Muhammed ibn İsmail tarikiyle Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet eyledi İmam-ı Tahavi ve zade bu rivayetleri ziyade eyledi hatta yürüyehu. O karnı o kadar dolmuş ki hatta irini dışarıya çıkarıyor, gösteriyor. Yani ağzından taşıyor.
bu derece irin dolu olması şeyel dolu olmasından daha hayırlıdır dedi. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Abdullah ibn Salih kâle haddesene ibn Lehiyya en Yezid ibn Ebi Habib en Abdurrahman ibn Şimase. Onu da tasih edin. Şiyase demiş. Halbuki aradım. Şiyase değil. Yanlış yazmış. Şimase. Metbeanın yanlışı. An Avf ibn Malik kâle semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekûl. Abdurrahman ibn Şimase diyor ki Avf ibn Malik'ten rivayet ettim ki Resulullah Efendimiz'i o eşitmiş. Yekûl buyurdu. Onu eşitmiş ki لَاَنْ يَمْتَلِيَ جَوْفَ اَحَدِكُمْ sizden birinizin karnının dolması مِنْ عَانَتِهِ اِلَى لُحَاتِهِ anesinden, kasırından boğazına kadar, liha ta dilinin dibine kadar. Bütün vücudunun dolması, قَيْحَنْ قَيْحْ dolması, irin dolması. Öyle irin ki يَتَمَخَّتُ مِسْلَ السِّقَى böyle turuma suyu koysan da nasıl çalkalanırsa o da o kadar irin dolmuş ki o tulum gibi şişmiş öyle çalkalanıyor. Bu şekilde olması hayrun lehu o adam için hayırlıdır. Minen yemteliye şiaren şiar dolmasından daha hayırlıdır. O kadar bu şiar hakkında zem geldi. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Haccacun قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت أبو هريرة buyurdular ki صلى الله عليه وسلم buyurdu لَاَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفَ أَحَدِكُمْ قَيْحًا sizden birinizin karının irin dolu olması خَيْرٌ لَهُ مِنَنْ يَمْتَلِئَ شَعْرًا şiir dolmasından daha hayırlıdır. Bu da başka bir hadis yine Hazreti Ebu Hureyre'den. Şu halde bu kadar hadisi şeriflerden bir hüküm çıktı. O da ne? Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fekerihe kavmun ulemadan bir kavim mekruh gördüler. Rivayete şiari şiari rivayeti. Filan şair şöyle dedi. Filan şair böyle dedi. Filan şair şöyle dedi. Onları rivayet etmek, öğrenmek, ezberlemek mekruhtur. Bunun bir faydası yoktur. Vehteccu fî zâlike bihâzîl âsâr. İşte bu hadislerle de ihticac ettiler. Bunları delil getirdiler. Ve halefehum fî zâlike âkerûn. Diğer başkaları bunlara muhalefet ettiler. Fekâlû dediler ki lâ be'se bi rivâyeti şi'ari. Şi'arın rivayetinde be'is yoktur. Ellezî öyle şi'ar ki lâ bid'a fîhî onda bid'at olmadı. Onu da tasih edin. Lâ bid'a. Yani bir var ki bid'at var, kötü şeyler var. Onları rivayet etmek caiz değil. Yok. Güzel şeyler var. Ahlaktan, faziletten, bahseden şiirler olursa bu caiz. Dediler bu ikinci zümre. Ve kalu dediler ki hâzellezî rûyan Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen yukarıda okuduğumuz hadisler ki irin dolu olması o adamın karnının şiir dolu olmasından hayırlıdır bu. İnnemâ huve bu kerahet alâ hâsim mine şiir şiirlerden bir nev'e hastır. Hususi bir şiiredir. Yani kötü şeyleri, ahlaka muhalif şeyleri yahut etikada muhalif şeyleri söyleyen şiirlerdir. İşte ona mahsustur ki bu mekruhtur. Yoksa eğer bid'at yok, kötü bir şey yoksa bu caizdir dediler. Fezekeru fizalik bu caiz olduğu hakkında bunları zikrettiler. Ma haddesena Yunus kâle haddesena ibn Vehbi kâle ahbereni İsmail ibn Ayyâş an Muhammed ibn Sâib an Ebi Salih kâle qîle li Âişete radıyallahu anh Hazreti Âişe dediler ki inne Ebu Hureyre de yekûl Ebu Hureyre diyor ki le en yemtelia cevfu ahadikum kayhal hayrun lehu min en yemtelia şiara. Bu hadis Ebu Hureyre söylüyor ki bir adamın içinin birin dolu olması, şehir dolu olmasından hayırlıdır. Sen ne dersin? Hazreti Ayşe'ye sordular. Fekalet Ayşe'tu radıyallahu anha, onda anha yapın. Hazreti Ayşe radıyallahu anha buyurdular ki
Yerhamullah Ebu Hureyre. Ebu Hureyre'ye Allah rahmet eylesin. Hafize evvelel hadis ve lem yehfez ahirehu. Hadisin evvelini hatırladı, hepsetmiş. Fakat sonunu hepsetmemiş. Hadisin yarısını söylemiş, yarısı kalmış. İnnel müşrikine kânû yuhâcûne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşe diyor ki, müşrikler, kafirler Peygamber Efendimiz'i hiciv ederdiler, zemm ederdiler. Fekâle sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki, le'en yemteli'e cevfe ahadikum gayhen. Yani müşriklere hitap ediyor ki, sizin içinizin gayh, irin dolu olması, hayrun lehu minen yemteli'e şi'aren. Şi'ir dolu olmasından hayırlıdır. O şehirde neden? Min muhacat-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in hicvinden olan şehrin dolu olmasından hayırlıdır. İşte Hazreti Ebu Hüreyre şehir lefsini almış ama gerisini söylememiş. Hangi şehir? Resulullah Efendimiz'i zemmeden şehir. Bir kafir ki Resulullah'ı zemmeder, içi yara olsa da ağzından irin aksa daha iyiydi ondan. Çünkü Resulullah Efendimiz'in hakkı büyük. Onu hicvedenin şeyde daha tehlikeli. Azabı daha tehlikeli. Haddesena Ali ibn Abdülaziz el-Bağdadi yukalı. Haddesena Ebu Ubeyd. Kale semi'tu Yezide yuhaddisu anişşaraqi bin el-Kutama. Anişşaraqi. Anişşaraqi ibn el-Kutama. Şerakeden rivayet eyledi. An mücalidin anişşabi anil nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal. Peygamber Efendimiz'e buyurdular. لَاَنْ يَمْتَلِيَ جَوْفَ اَحَدِكُمْ قَيْحَدْ. Sizden birinizin içinin dolu olması, irin dolu olması, خَيْرٌ لَهُ مِنَا يَمْتَلِيَ اَشْعَارَ. Şiir dolu olmasından hayırlıdır. يَعْنِي مِنَ الشَّعْرِ الَّذِي. Kastediyor şu bir şiirden ki, رُجِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Peygamber Efendimiz'in hicvi olan şiiri ezberlemiş, karnına koymuş. Onun içerisinin yaralı, yara olması, gıyh dolu olması, ağzından akması ondan daha hayırlı. قَالُوا وَقَدْ رُوْيَ فِي بَاحَةِ الشِّعَارِ اَثَارُ. Şimdi bu hadis bu kadar. Bir de mübah olduğuna dair ayrıca bizim delillerimiz de var dediler. فَمِنْهَا bu mübah olduğu hakkında rivayet olunan hadislerdendir. مَا حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بِنْ دَاوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا إِبْرَاهِيمِ الْمُنْزِرِ بِنْ الْحِزَامِ قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه النافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz vaktaki dahil oldu yani Mekke-i Mükerreme'ye amel fethi fetih senesi ra'a nisa'en bir takım kadınları gördü ki yaltim yulattimne vücuhel hayli atların yüzüne vuruyorlar yurattimle. Ne ile? Bil humuri başlarının örtülerini, başlarının örtülerini almışlar, atların yüzlerine vuruyorlar. Yani erkekler mukabele edememiş, Müslüman ordusu giriyor. Kadınlar müdafaa ediyor. Onlar da ne ile? Baş örtüleriyle atların başlarına vuruyorlar. Fetebesseme, Resulullah Efendimiz bunu gördü, güldü. Güldü, fekale dedi ki, ya Ebu Bekir, keyfe kale Hasan ibn-i Sabit. Hasan ibn-i Sabit ne dedi? فَاَنْشَدَ اَبُوْ بَكْرٍ Hazreti Ebu Bekir inşa deyledi. فَاَنْشَدَ اَبُوْ بَكْرٍ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fetih günü kadınları gördü ki kadınlar başlarının örtüleriyle atların yüzlerine vuruyorlar. Dedi ki ya Ebu Bekir Hasan ibn Sabit ne demişti? Onun kasidesini inşa et söyle. O da inşa etti. عَدِمْتُ بُنَيَّتِي اِنْ لَمْ تَرَوْهَا تُثِيرُ النَّكْأَ مِنْ كَنَفِي كُدَائِ يُنَازِعْنَ الْعَيْنَّةَ مُسْرَجَاتٍ يُلَطِّمُهُنَّ بِالْخُمُرُ النِّسَاءُ عَدِمْتُ بُنَيَّتِي Ben çocuklarımı bulamayayım. Yani sözüm doğru değilse. اِنْ لَمْ تَرَوْهَا Eğer siz onları görmezsinizse. Ne görmesi yani o Müslümanların güzel atlarını tüsirun nek'e minke tüsirun nek'e tozi isare ediyor, toz koparıyor. Min kenefeyi küda küda Mekke-i Mükerreme'nin alt tarafındaki ufak bir tepe. Küda'nın her iki tarafından atların toz kopardığını
görmezsenizse diyor, benim çocuklar, ben çocuklarımı görmeyeyim. Yani bu olacak. Atlılar gidecek, Mekke'ye girecek, o Küda'nın iki tarafından atlar tozu da koparacak, Mekke'ye girecekler. يُنَازِيَنَ لَعِنَّتَ Bu atların yularlarına münazaa ederler. Yani karşı gelir, atların gitmesine mani olurlar. O atlarda ne olduğu halde müsrecatin yerlenmiş müsrecat üzerlerinde süvarileri var. Evet, يُنَطِّمُهُنَّ Onlara vururlar o atların başlarına bilhumri başörtüleriyle nisa-ı kadınlar. Daha olmadan Hasan İbni Sabit haber veriyor. Mekke'ye gireceğiz. Bu atlar diyor Keda'dan gelecekler. Ondan sonra kadınlar da kimse erkekler mukabele edemeyecek. Kadınlar başörtüleriyle atların başlarına vuracaklar ki Mekke'ye girmeyin diyecekler. Eğer bu böyle olmazsa ben çocuğuma kavuşmayayım diyor. Şimdi aynen bu oluyor. Olduğu gibi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bu gazeteyi inşa ediyor. Bunu söyle diyor. Daha Mekke günü de Mekke'ye varmışlar, hele içeri girmeden oluyor bu vaka. Hakeza haddesena Ahmed ibn Davud ve ehlül ilmi bil arabiyye. Ahmed ibn Ebu Davud bu şehri böyle rivayet eyledi. Ehli arabiyye de böyle naklettiler. Ve ehlül ilmi bil arabiyyeti yaravnel beytel evvela la gayri zalik. Bize nakil böyle geldi ama fakat Arapçayı bilenler diyorlar ki beytin birinci beytin ikinci şatri böyle değil. Buradaki gibi değil ya. Tüsirun nek'e mev'iduha küda'u. Öyledir. O ne dedi? Tüsirun nek'e min kenefeyi küda. Öyle değil diyor ya. Tüsirun nek'e mev'iduha küda'u. Atlar tozu koparırlar. Onların mev'idleri de küda denilen tepedir. Yani oraya kadar giderler. Orada birleşirler. Oradan Mekke'ye girerler. Böyle olması lazım. Hatta testeviye kafiyetu hadel beyt. Bu beytin kafiyesi müsavi olsun. Ne kafiyetil beytil dedi kader kendisinden sonra gelen beytin kafiyesiyle müsavi olsun diye böyle olması lazım gelir. Kale ravi diyor ki fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki udhuluha min heysu kal. Hasan ibn-i Said nereden gireceğini tahmin etmişti. Siz oradan girin. Nereden tahmin etmişti? Küda'dan. Atlar gidecekler, Küda'dan girecekler. E siz de Küda'dan girin. Ve Küda'dan girdiler. Şimdi bunu niçin getirdi? Şiir söylemek caiz değildir dedi birinci mezhep sahipleri. İkinci mezhep sahipleri dediler ki bazı şiirler caizdir. İşte caiz olanlardan birisi de bu. Bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan İbni Sabit'in şehrini inşaat ettirdi ve onun dediği yerden de Mekke'ye girdiler. Küda'dan. Küda Mekke-i Mükerreme'nin alt kısmına Müsfele derler. Müsfele'den daha aşağı bir ufak tepe vardır. Oradan Arafat'a doğru da gider ufak tepeler. Yol vardır. Oraya Küda derler. Aşağıdan gelenler oraya gelir. O Küda'dan, Müsfele'den Mekke'ye girerler. O taraftan Hazreti Halid geldi. Hazreti Halid süvari kumandanıydı. Peygamber Efendimiz onu o taraftan gönderdi. Kendi de Mualla tarafından. Cennetül Mualla'nın da o kabristanın oraya varmazdan şimdi orayı yardılar. Yarılmazdan evvel bir tepe çıkar tepeye ondan sonra kabristana doğru yenişe inerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de oradan geldi. Bir kısmı aşağıdan bir kısmı yukarıdan. Hazreti Halid radıyallahu anh geldiğinde Mekke'nin bazı ev başları toplandılar. İçinde İkrime de var Ebu Cehil'in oğlu. Onlar karşı koydular. Biraz harp devam etti. Hazreti Halid onları temizledi. Ondan sonra öğrenildi. Kaçan kaçtı. Ondan sonra başladı Mekkeliler toplanmaya, dedikodu etmeye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şüphelendi. Mekkeliler olur ki kılıca sarılırlar. Kendisiyle beraber muhacirin var. Muhacirinin ekserisi de Mekkeli. O karşı koyanlar kimisinin oğlu, kimisinin babası, kimisinin emrucesi oğlu. Olur ki Mekkeliler gevşek davranır. Bir dedikoduya, bir fitneye sebep olur. Vakıtta Hazreti Ebu Hureyre'ye dedi ki benim Ensar'ımı çağır dedi. Ensar'ı çağırdı. Ensar'dan başka kimse olmasın dedi. Ensar toplandılar.
Ensar toplandı, onlara işaret etti ki yürüyün. Kim evine girmemiş, dışarıda dövüşmek istiyorsa hemen biçin. Hemen biçin. Bunlar yani fitneye sebep olur da bir defa el kılıca vurur, karşı vururlarsa kendileri olur. Kureyş'in de sonu gelir. Onun üzerine onlar Ensar yürüdü. Onlar da her birisi bir tarafta gizlendi. Çarşıda kimse kalmadı, kalsa gidecek, ölecek. Yalnız o Müsfede tarafında her buldu. Şimdi bu hadisi şerifi niye getirdi? Şiarın inşaatında deis olmadığına dair. Haddesena Salih ibn Abdurrahman kâle haddesena Amr ibn Khalid kâle haddesena Yakub ibn Abdurrahman el-Zuhriyye an Hişam ibn Urve an ebihi an Aişete radıyallahu anha kâle Hazreti Aişe radıyallahu anha buyurdular ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne mineşşi'ri hikmeten. Şiirden olurdur. Ney? Hikmet. İnnenin ismi hikmeten. İsim evvel gelir, haber sonra gelir. Fakat burada haber evvel gelmiş, isim sonra gelmiş. Niçin? Zarf olduğundan. Haber zarf olduğu için, zarf için hakkı tekaddüm vardır. Evet. Şiir bazen o kadar güzel ifade edilir ki, onda bir hikmet çıkar. İnnemine şiir hikmetin dediği gibi. Yani Hazreti Hasan vehi mi geldi ona? Yok. Vehi gelmedi. Fakat bunu nasıl tasavvur etti ki? Atlılar gidecekler, Küda'dan Mekke'ye girecekler. İşte hikmet bu. İnne mine şer hikmetin dediği bu. Hazreti Hasan'da da bu hikmet sahibi oldu. Ve Peygamber Efendimiz de siz onun dediği yerden girin Mekke'ye. Haddesene ibn-i Mezduk kâle, haddesene ibn-i kâle, haddesene şerik enil mikdam ibn-i Şüreyh en ebihi kâle kultulü Aişete radıyallahu anh. Hazreti Aişe'ye dedim ki, ekâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yetemethelü bi şey'in mineşşi'ari. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şiirden bir şey söyler miydi? Yani başkasının şiirini alıp da kendi lisan-ı şerifinden söyler miydi? Fakalet Hazreti Aişe dedi ki, naam. Söylerdi. Min şiari bini revahe. Abdullah ibn Revahe'nin şiarından söylerdi. Ve rabbema kâle hâzel beyt. Ekser de şu beyti söylerdi. Ve yâtîke bil ahbâri men lem tüzevvidî. Bunu söylerdi. Ve Abdullah ibn Revahe'nin şiarından. Bunu Peygamber Efendimiz ekser bunu söylermiş. Ve yâtîke sana gelir. Bil ahbâri haberlerine gelir. Men bir kimse ki lem tüzevvidî. Sen ona zat vermedin, yardım etmedin. Hiç yani ümit etmediğin bir yerden sana haberler gelir. Bu manada. Haddesena Ali ibn Abdurrahman kâle haddesena Yahya ibn Ma'in kâle haddesena Abdet ibn Süleyman an Hişam ibn Urve an ebihi an Aişete radıyallahu anha kâle. Hazreti Aişe radıyallahu anha buyurdular ki istâzene Hassan. Hassan izin istedi. Kimden? Ennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den izin istedi. Fî hecâil müşrikîn, müşrikleri hicvetmede, ya Resulallah bana izin ver, müşrikler seni zemmediyorlar, ben de müşrikleri zemmedeyim dedi. Müşrikler kim? Ehl-i Mekke. Peygamber Efendimiz'in emuceleri, akrabaları, teallukatları. Onları zemmedecek, Resulullah Efendimiz'in kavmi kabilesini zemmedecek, Resulullah Efendimiz de onlardan. Resulullah Efendimiz dedi ki, fekeyfe, kâle fekeyfe binesebî fîhîn. Sen onları nasıl zemmedersin ki benim nesebim de onların içindedir. Ve keyfe bi nesebi, benim nesebimi ne yapacaksın? Fihim onların içerisinde. Kale dedi ki, esüllüke ya Resulallah seni çeker çıkarırım. Minhum onların içerisinden. Kema tüsellü şiaretü minel acil. Kıldan, hamurdan gıli insan nasıl çeker çıkarırsa hiç zehmet çekmeden. Ben de seni öyle çeker çıkarır, istisna ederim, onları zemmederim. Kim diye? Hasan Hazreti Hasan. Allah. O vakitte dedi ki öyleyse ol dedi. Sen böyle beni istisna ederek onları zemmedersen fakat onların zemmedilecek nüktelerini ne bileceksin dedi. Sen Ensardansın. O Kureyş. Kureyş'in methedilecek tarafı var. Zemmedilecek tarafı var. Öyleyse sen Ebu Bekir'e git. Ebu Bekir onların zemmedilecek taraflarını iyi bilir. O seni öylesin, sen ona göre şiarından onları zemmed. Burada yok o. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a gitti. Hazreti Ebu Bekir de onların zemmedilecek tarafları nerelerdir ve kimlerdir? Onları öğretti. Hazreti Hasan da şiarından onları zemme başladı.
حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا إبراهيم بن سليمان التيمي عن مجالد بن سعيد عن الشعبي قال كنا جلوسا بثناء الكعبة. Şabi dedi ki biz Kabe-i Mükerreme'nin etrafında oturuyor idik. Ahsibuhu kâle mâ unâsi min eshâbi Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Zannediyorum oturuyorduk dedi ama dedi ki eshâbi Resûlullah'dan bir cemaatle beraber oturuyor idik dedi. Şimdi o eshâb-ı kiramdan var mı yok mu? Tabi Şabi'den bu rivayet geliyor. Şabi'den rivayet eden diyor ki zannediyorum bunu da söyledi. Kulâse eshâb'dan olanlar ya o cemaatin içinde var yahut da yok. Fekânû yetenâşedûnel eş'ar. Şiir inşa ederdiler. Şiir okurdular o cemaat. Fevekefe bina Abdullah ibn Zübeyir. Abdullah ibn Zübeyir geldi, bizi orada gördü. Baktı ki bu cemaat şiir söylüyorlar. Fekâle, Abdullah ibn Zübeyir dedi ki fî haremin, haremde mi bu şiiri söylüyorsunuz? Ve havlel Kâbe, hem de Kabe'nin etrafında mı yunâşidûne leşâr, bu şiirleri inşa ediyorlar. Hem harem hem de Kabe'nin etrafında şiir söylesinler. Onları tehdit etti. Yani niçin bunu yapıyorsunuz? Fekâle racülün minhum. Bu adamlardan birisi dedi ki yabne Zübeyir, ey Zübeyir'in oğlu. İnne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem innemâ neha anişşi'ari. Şiirden nehyeyledi. Ellezî öyle şiir ki izâ eteyte fîhin nisâ, kadınların lefsini orada getirirsense, kadın lefsini söylersense. Çünkü Araplar da cahiliyette bir şiire başlamazdan evvel maksadına en evvela kendi mehbubesi bir kadının vesfinden başlar. Boyu şöyleydi, saçı şöyleydi, kendisi şöyle gelirdi, şöyle giderdi. Onu medh eder, eder, adetler. Ondan sonra meksede girerdi. İşte Resulullah Efendimiz'in men ettiği ki budur. Kadın lefsini getirip de şiirde okumak, onu da söylemek, ondan nehyetmiştir. Evet, bir kadın lefsi olan şiirden nehyeledi. Ve tezderi fihil emvat. Bir de ölüleri istihkar edersin, ölüleri zembedersin. Bir de bu şiirden nehyeledi. Ölen ölmüş, geçmiş gitmiş. Eybi varmış, iyi adamımış, kötü adammış, onlar için karıştırırsın. Ölüyü karıştırmadan da nehyeledi. Herhangi bir şiir ki orada onda kadın lefsi var yahut da ölülere hakaret var, o şiirden Resulullah Efendimiz nehyelemiştir diye Abdullah ibn Zübeyr'e karşılık verdi. Yani gerisi caiz. Fakat yecûzen yekûne şiârû. Caiz ki şiârû la. Ellezî kâle fîhî Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in buyurmuş olduğu şey orala. Mâ zekernâ fî evveli hâdel bâb. Bu babın evvelinde Resûlullah Efendimiz zikretti ya. Mine şiârî lezî nehâ anhu fî hâdel hadîs. Bu hadiste de nehyeyledi. Yani Resûlullah Efendimiz senin karnın irin dolması, şiir dolmasından daha iyidir. İşte demiş olduğu şiir hangisidir? Abdullah ibn Zübeyir'in de nehyetmiş olduğu şiir odur yani. Kadın lefsi olur, ölülere hakaret olur. Yani çirkin lafızlar olur, edebe muhalif şeyler olur. Bu odur. Ama o bu gibi şeyler olmazsa caiz olur. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene el-Himmâniyyû, kâle haddesene Kays ibn Rabî' en-il-Âmeş, en-İbrahîm en-Abîde. عن عبد الله وعن الأعمش عن عمار عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود buyurdular ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة. Şiirden hikmet bulucudur. Şiirde hikmet yani doğruya isabet eden sözler olucudur. حدثنا ابن أبي داود وفهد وإسحاق بن إبراهيم قالوا حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن عيينة عن أبيه عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. Yine Abdullah bin Mesud'dan rivayet ediyor İmam-ı Tahavi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor inne mine şiir hikmeten. Şiirde hikmet vardır. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن مروان عن عبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي بن كعب buyurdular ki إن من الشعر حكمة. شعر ده حكمة لا رؤية.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري فذكر بإسناده مثله. İmam-ı Tahavi Ebu Bekir tarikiyle Zühre'den rivayet ediyor. Bu hadis-i şerifin mislini gayrı ennehu kal. Ben Abdillah bin el-Esved bin Abdi Yavuz. Ravilerde değişiklik var. Evet, ondan rivayet ediyor. Aynı hadis-i şerif. Haddesena Hüseyin ibn-i Nesrin kâle semiyetü Yezid ibn-i Harun. Kâle haddesena İbrahim ibn-i Sa'din fezekere bi isnâdihi mislehu. Aynı hadis-i şerifi Hüseyin ibn Nasir terk ile İmam-ı Tahavi rivayet ediyor ki ennehu kâle en Abdillah ibn el-Esved ibn Abdi Yavuz. Bu hadis Abdullah ibn Esved terk ile geldi. Haddesena ibn Ebi Davud kâle haddesena Muhammed ibn Abdillah ibn Nümeyr kâle haddesena ibn Fudayl en mücâlidin an-i Şâbiyye an Câbirin kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şâbi diyor ki Cabir radıyallahu anh buyurdular ki Peygamber Efendimiz buyurdu. Men yehmi aradil mümini. Müminlerin ayrızlarını kim himaye eder? Yani Kureyş Müslümanları zemm ediyorlar. Müslümanların ayrızını, namusunu şiarından paymal ediyorlar. E kim onlara şiarından cevap verip de Müslümanları himaye eder? Çünkü kılıç kılıca karşı. Şiar da şiara karşı. Adam şiar söylemiş. Sen onu kılıçla nasıl def edeceksin? Kılıç, had meydanında kılıç kılıca gelirsen. Fakat öyle değil. Şehri yazmış, yollamış. Avamın arasına, lisanına düşmüş. Ona karşı şehir ile müdafaa olacak. O da başka bir şey söyler. Onu da alır söyler. Ona cevap bulur. Onun için Resulullah Efendimiz kim Müslümanların irzini şehir ile himaye eder? Buyurdu. Kâle Kâb'ın. Kâb dedi ki ene. Ya Resulallah ben himaye ederim. Kâle ibn-i Revaha ene. Abdullah ibn-i Revaha dedi ki ben. İkisi de şahit. Ben himaye ederim. Kâle inneke le tuhsinu şiâre. Peygamber Efendimiz Abdullah ibn-i Revaha'ya dedi ki sen şiâri güzel söylersin. Yani doğru. Yapabilirsin sen bunu. Kâle Hasan ibn Sabit ene izen. Hasan ibn Sabit dedi ki ya ben ne yapacağım ya Resulallah? Hepsinden meşhur. En meşhur şair o. Kâbe razı olmadın. Abdullah ibn-i Revaha'ya bu işi verdin. Ya ben ne yapacağım? Fekale, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki öhcühüm sen de onları zemmet. Onların şiirlerine cevap değil, onları zemmet dedi. Feinnehu seyu'inuke aleyhim ruhul kudüs. Cibril aleyhisselam sana yardım eder. Onların aleyhine. Senin galeben çalman için Cibril aleyhisselam ruhul kudüs sana yardım edecektir. Dedi. حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا أبو إبراهيم الترجماني قال حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عائشة رضي الله عنه بيقولك في أمبر فنز وضع لحسان بن ثابت منبرا في أمبر فنز صلى الله عليه وسلم حضرت حسان için bir minber yaptırdı في المسجد مسجده gel bu minbere çık Kureyş'i hicret dedi. Yünsidu aleyhi şiare. Onun üzerine çıkacak, şiar inşa edecek, Kureyş'i zemmedecek. Yukarıda olacak ki bütün cemaat duysun. Onun için minber koydurdu ve minbere çıktı Hazreti Hasan. Haddesena Fahdun kâle haddesena Ahmed ibn Hümeyt kâle haddesena Muhammed ibn Fudayl fezekere misli hadisi ibn Ebi Davud ellezî kable hâzel hadis. An ibn Nümeyr, an ibn Fudayl. Eyni hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Fahd Terki ile rivayet ediyor. Haddesena ibn-i Mezbuk kâle haddesena Afran ha ve haddesena Muhammed ibn-i Huzeyme kâle haddesena Haccac ve Abdullah ibn-i Reca kâle haddesena Şöbe kâle ahbereni Adi ibn-i Sabit kâle semiyatul Bera. Adi ibn-i Sabit diyorlar ki Bera ibn-i Azib eşittir. Yakulu buyururdu. Semiyatu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Peygamber Efendimiz'i eşittim. Yakulu derdi. Hassan, Hazreti Hasan radıyallahu anh dedi ki öhcühüm sen onları zemmet evhacihim öhcü sülas-ı mücerretten gelir hacaya diyor. Hacı olursa haca yuhaci mufaale babından gelir. İkisi denir. Hacihim onları zemmet ve Cibril'u ma'ak. Cibril seninle beraberdir. Yani korkma Cibril aleyhisselam sana yardım edecektir. Hatta bir rivayette 70 beyit Cibril aleyhisselam onun kalbine ilka etti, o söyledi.
lisanın şeyin ağzından çıkıyor ama Hasan ibn Sabit'in, fakat Cibril aleyhisselam onun kalbine ilham ediyor, o da söylüyor. حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا ابو معاذ عن ابي اسحاق الشيباني عن عدي فذكر باسناده مثله اين حديث شريف امام التحاوي محمد بن عمرو ترجل ذا روايته الذي حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن قال حدثنا عدي بن ثابت يعني قال سمعت البراء بن عازب ben Bera ibn-i Azib'i işittim. Kale buyurdu ki, Semeytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'i işittim. Yekulu buyururdu ile Hasan ibn-i Sabit. Hasan ibn-i Sabit'e buyururdu ki, La yezalu ma'ake ruhul kudüs ma hacevtel müşrikin. Ruhul kudüs, Cibril seninle beraber olmada devam eder. Ma hacevte, hicvettiğin müddetçe. Bu ma'ya ma'yı masariye derler. Hicvettiğim müddetçe el müşrikeni müşrikleri, sen müşrikleri zemmettiğim müddetçe Cibril aleyhisselam seninle beraberdir. Bu hadis-i şeriflerin hepsi şiarın güzel bir maksat için olduğu vakitte caiz olduğuna delalet eder. Maksat güzel. O da nedir? Müslümanları da müdafaa ediyor. Hazreti Hasan müşrikleri zemmediyor. Bu bir nevi harp. Müslümanlara yardım. Bu gibi şeyler olursa caiz. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على حسان حضرت عمر رضي الله عنه حضرت حسان yanına gitti وهو ينشد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'in mescidinde Hazreti Hasan şiir okuyordu. Hazreti Ömer de oraya geldi. فَانْتَهَارَهُ عَمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ Hazreti Ömer onu tekbir etti. Mescitte şehir olur mu dedi. Kızdı ona. فَاَقْبَلْ عَلَيْهِ حَسَّنْ Hazreti Hasan Hazreti Ömer'e döndü. فَقَالَ dedi ki قَدْ كُنْتُ اُنْشِدُ ف۪يهِ Ya Ömer dedi, ben bu mescitte inşaat ediyordum. Şehri وَف۪يهِ مَنْ وَخَيْرٌ مِنْكَ Senden daha hayırlı adamın vaktinde ben bu şehri inşaat ediyordum. Yani Resulullah'ın vaktinde ben bu şehri inşaat ediyordum. Dedi. Hazreti Ömer'e cevap verdi. Fandalek an Ömer. Ömer yüzünü aldı. Savuş demek. Hazreti Ömer unutmuş onu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Ubakay'ı unuttu. Hazreti Hasan dediği gibi hatirine geldi ki ha, bunun için minberde koymuştu. Minbere çıkıp şehir inşa ederdi. Fekale Hasan le'ebi Hureyre. Hazreti Hasan bu sefer Ebu Hureyre'ye döndü. Dedi ki Ya Eba Hureyre. Ma semiyete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Peygamber Efendimiz'in dediğini sen işitmedin mi? Ya Hasan, ecib an Resulillah. Ya Hasan, Resulullah tarafından şiirle cevap ver. Allahümme eyyithu bi ruhul kudüs. Ya Rabbi, sen Hasan'ı ruhul kudüsle teyit et, Cibril'le teyit et. Dediğini duymadın mı? Kale Allahümme na'am. Ben buna şehadet ederim, böyle dediğini duydum dedi. Onu da şahit getirdim. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة أن حسان ثم ذكر مثله أين حديث الشريف ابن أبي داود تركي الإمام التحاوي رواية ديور غير قوله يلص شكر ليوخ سنفته قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك بلا فزبو إكنجي رواية يوق فإنه لم يذكره إكنجي رواية بني ذكر إلى مدين حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع حسان بن ثابت يشتي يستنشد أبا هريرة أبو هريرة الله için şahit ol diyordu. Allah için şahit ol, Resulullah Efendimiz bana böyle demedi mi? فَذَكَرَ مِثْلَهُ O da evet. Eylem misin zikretti ki ben şahidim, Resulullah Efendimiz sana böyle dedi. Sen Resulullah'tan cevap ver, Ruhul Kudüs seninle beraberdir. Yesteşhidu mu yestenşhidu mu? Yestenşhidu inşaat. İstinşaat. O da şahadet mevzuna geliyor. Yani Allah için ünşidüke billah demek. Allah için sana söylüyorum, doğrusunu söyle. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن عبد الواحد بن عنبسة القرشي قال حدثني جدي عنبسة
an Yunus ibn Ubeyd an el Hasan an el Esved ibn Sari' fe kana sha'iran. Esved ibn Sari'den Hasan ibn Basri rivayet ediyor ki Esved ibn Sari' şair idi. Ennehu kâle. Esved ibn Sari' dediler ki ya Resulullah ela enşuduke mahamide ben bir takım hamitleri inşa edeyim mi? Elleti evet öyle hamitler ki hamidtu biha Rabbi ben o neşideyle o inşad ile Rabbimi hamd eyledim. Onları sana inşad edeyim mi? Kâle lehün nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki emma inne rabbeke emma senin Rabbin yuhibbil hamda hamdi sever. Buyurdular ve mestezâdehu ziyade talep etmediler ala zâlike şeyen bu şeyi üzerine ziyade bir şey söylemediler. Yani oku dinleyelim bir şey demedi. O kadar buyurdu. Senin Rabbin hamdi sever. bu hadis-i şerifi niye getirdi? Yani şiirin inşaatı caiz ki o zat Resulullah Efendimiz'e diyor ki ben bir neşide yazdım. Onda Rabbime hamd ettim. Onları sana inşaat edeyim. Eğer caiz olmasa niçin bunu yaptın? Bu caiz değildir derdi. Resulullah Efendimiz böyle bir şey buyurmadı. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Haccacun kâle haddesena Hammadun en Abdirrahman ibn Ebi Bekir enil Esved ibn Seri'a mislehu. Esved ibn Seri'a'dan Abdirrahman ibn Ebu Bekir de rivayet eyledi. Eyni hadisi şerifi gayrı ennehu kâl. Yalnız o bunun rivayetinde dedi fece'altu enfiduhu ben inşaat etmeye başladım. Yukarıki hadiste o yok. Resulullah Efendimiz ama senin Rabbin hamdi sever dedi. Bu rivayet ediyor ki inşaata da başladı. Yani o kasideyi okumaya başladı. Haddesene bin Ebi Davud kâle haddesene Ebu Mishar kâle haddesene Abdurrahman ibn Muhammed ibn Ebi Rijab kâle haddesene Abdurrahman ibn Ebi Zenad kâle haddesene Hişam ibn Urve an Ebihi an Aişete kâle Hazreti Aişe buyurdular ki kâle Abdullah ibn Rabaha Abdullah ibn Rabaha Kureyş'i hicvetti fe ahsene güzel etti. Sümme kâle Ka'bun sonra Ka'b ibn Malik der Kureyş'i hicvetti fe ahsene. O da güzel söyledi. Sümme kâle Hassan. Sonra Hassan onları zemmetti. Fe şefa. Müminlere şifa verdi. Fe steşfa. Onlardan da intikamını aldı. yani daha ziyade belagatle, fesahatle onları güzel zemmetti ki müminlere Hazreti Hassan'ın sözü kifayet etti ve kafirlerden intikamlarını almış oldular. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن عبده ابن سليمان عن محمد بن اسحاق عن يعقوب عن عتبه عن اكرمه عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس buyurdular ki صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz tasdik etti doğruladı kimi Ümeyye bin Ebi Salt cahiliye şuarasından Ümeyye bin Ebi Salt'ı onu tasdik etti. Yani sözleri doğrudur dedi. Fî şiârihi şiârinde. Onun şiârleri tevhide dair idi. Ve söyledikleri hemen hemen İslamiyete yakın idi. Onun için sözlerinin doğru olduğunu Resulullah Efendimiz söyledi. Ve kâle Hümeyyet-i bin Sad dedi ki Raculun ve nurun tahte ricli yeminihi vel yusra lil uhra ve leysun mursedu. Raculun bir adamdır ve nurun nur da tehtelizli yeminihi sağ ayağının altındadır. Vel yusura lil uhra. O sol ayağı da öteki ayağı içindir yani sağ ayağının altında nur olunca solu da onunla beraberdir. Ve leysun mürsedu beklenen aslandır. Mürsed yani aslan oturur gizlenir bir yerde onu tutmak için fırsat bekler. İşte o kimi meti diyorsa bu adam böyledir. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu ki sadaka doğru söyledi. Ve kâle yine Ümeyye dedi ki ve şemsu tatlu'u kulle ahiri leyletin hatta sabahi ve levnuha yeteverredu ya ba fema tatlu'u lena fî rusliha
illa ma'zebetun ve en la yehludi. Ve şemsi güneş, tatlı doğar. Külle ahiri leyletin, her gecenin sonunda güneş doğar. Gece biter, güneş doğar. Hatta sabah, sabaha doğru güneş doğar artık sabah olunca. Ve levnuha, halbuki güneşin levni doğduğu vakitte de yeteverredu, gül gibi olur. Berk gibi, kıpkırmızı olur güneş doğarken. Yeba, güneş doğmadan iba eder. Fema tatlu, doğmaz. Diyor ya, o gecenin peşinde o güneş doğmaz. İlla ma'zebetun, illa bize azap yeri olarak doğar. Ve en la yahludi, bir de ebedi kalmamak için doğar. Yani teşbih ne kadar güzel. Diyor ki, her gecenin sonunda güneş doğar. Güneş doğarken de kırmızı bir renginin, gül renginde doğar. Ve doğmadan evvel de bu doğmaz, illa şu manada doğar. Bugün güneş doğdu, siz azap çekeceksiniz ve ebedi kalmayacaksınız. Bu iki manayı ifade ederek doğar. Güneş doğuyor ama herkes bir azaba düşecek. Ya bir de o günler geçecek, gece gelecek, tekrar gün doğacak derken ömür tükenecek, ebedi yok. İki mana var. Bunu söyleyince Resulullah Efendimiz onu da tesbih etti. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadak. Peygamber Efendimiz buyurdu ki doğru söyledi. Haddesene bin Ebi Davud. Kale haddesene mukaddemiyyü. Kale haddesene Ebu Ma'şer, Ebu Ma'şer el-Bera. En sadaka tebni Taysara. Kale haddeseni Ma'an ibn Sa'lebe. Sadaka tebni Taysara diyor ki bana Ma'an ibn Sa'lebe rivayet eyledi. وَالْحُرُّ بَعْدَهُ Ondan sonra hür denilen adam da bana rivayet eyledi. Fakat diyor bunun sahihi hür değil de hey. Yani kavm-ı kabile de bunu söyledi. Ma'an-ı Misalebe bana rivayet eyledi. Sonra kavm-ı kabilesi de aynı sözü tesdik ettiler. قَالَ مَعَنْ dedi ki حَدَّسَنِ اَعْسَمْ مَازِنِيُّ اَعْسَمْ مَازِنِي meşhur şuaradan Aşa Beni Mazin'den. O demiş ki, قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ben Peygamber Efendimiz'e geldim. فَاَنْشَدْتُهُ Peygamber Efendimiz'e inşa eyledim. Kaside söyledim. Bu kaside de şu. يَا مَالِكَ النَّاسِ وَدَيَّانَ الْعَرَبِ اِنِّي لَقِيْتُ دَرْبَةً مِنَ الدُّرَبِ خَرَشْتُ اُتْعِبُهَا التَّعَامَ فِي رَجَبِ اَخْلَفَتِ الْأَهْدَ وَلَطَّتْ بِالذَّنَبِ وَهُنَّ شَرٌ غَالِمٌ لِمَا غَلَبَ Bunu okudum. Kâle fece'ale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Peygamber Efendimiz demeye başladı. Ve hünne şerrün gâlibün limen galeb. Ve şerrün gâlib. Ve hünne şerrün gâlibün limen galeb. O sonki kelimeyi Peygamber Efendimiz tekrar etmeye başladı. Hoşuna gitti. Şiirin manası şu. Ya maliken nas. Ey nasa malik olan zat. Ve deyyanel arab. Ey Arapları kahreden. Tehdi, tesirini alan zat. İnni ben lekitü mülakı oldum. Derbeten mineddüreb. Develerden güzel yürüyen bir deveye. Ona mülakı oldum. Haraştü üt'ibuha. Ben çıktım onu yorar olduğum halde. Fakat diyor ki bunun daha sahihi. Etbe'uha. Ben ona tabi olduğum halde. Ütbi'uha. Kareştu burada diyor ki üt'ibuha ben onu yorar olduğum halde. Fakat öteki manayı olursa üt'bi'uha ben onu tabi kılar olduğum halde. Neye? Et-ta'ame ta'ame. Yani deveye binmiş. O deveyle gasti ta'am bulacak, yiyecek bulacak. Bu da hangi ayda olmuş? Fi Recep, Recep'te. Ben o deveye bindim. Yiyecek bir gıda bulmak için onu yordum. Onunla gittim. Ahlafetil ahd. O deve ahde hulfetti. Ne yaptı? Velettet bizzene buyruğunu bacakların arasına çekti. Yani gitmeden aciz oldu. Ve hünne şerrun galibun limen galef. Ve hünne kadınlar da şerrun galibun. Galip bir şerdir limen galef. Kime galip gelirlerse. Yani demek ki adam kadınlar evlat viyali zorlamışlar. Haydi git bize yiyecek bir şey falan bul demişler. O da bir deveyi almış, binmiş. Recep ayında bir gıda bulmak için koşmuş, koşmuş elde de bir şey edememiş. Bunu anlatıyorum.
Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hoşuna gider. Ve hünne şerrün galibün limen galep. Bu olmuş. Eğer şiir caiz olmasa Resulullah Efendimiz bunu tekrar edip okumazdı. Haddesen el-Hasen ibn Abdillah ibn Mansur. Kale haddesen el-Heytem ibn Hümeyd. Kale haddesen el-Şerik. En simakin el-Ikrime. El ibn Abbasin. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular ki inne mineşşi'ari hikema. Şiirden hikmetler vurucudur. Haddesen ibn Ebi Davud. Kale haddesen el-Himmaniyyü. Kale haddesen el-Kaysunen el-Ameş. En İbrahim ibn عبيدة عن عبد الله هذا حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا قيس بن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أين حديث الشريف إمام الطحاوي باش كبير سنة بها إثبات الجنة حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن يعلى بن عبد الرحمن عن عمرو بن الشريف عن أبيه قال استنشدني النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz Amr ibn Şerid'e demiş ki bana inşad et ney şiare Ümeyye ibn Ebi Sad Ümeyye ibn Ebi Sad'ın şiarını söyle demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Amr ibn Şerid'e فأنشدته Amr da diyor ki ben inşad ettim فكلما أنشدته beyten her bir beyt okudukça قال صلى الله عليه وسلم buyurdular ki hihi tekrar söyle hihi hatta enşettu hatta Peygamber Efendimiz'e inşad ettim mi'ete kafiye 100 kafiye قال صلى الله عليه وسلم buyurdular ki hatta kâde bünü ebi saldı yüslim yani hatta yakın oldu ki Ümeyye bin ebi sald Müslüman ola şiirleri o kadar manaları doğru حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا معل بن عبد الرحمن الواسطي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن الحكم عن جابر بن عبد الله قال قال الأكرع بن حابس أكرع بن حابس dediler لشاب من شبانهم gençlerinden bir gence أكرع بن حابس kendi kavmi kabilesiyle Resulullah Efendimiz'e geldi kendi kabilesinin gençlerinden birisine dedi ki قم فَذْكُرْ فَضْلَكَ وَفَضْلَ قَوْمِكَ Kalk kendi faziletini söyle ve kavmu kabilen faziletini söyle dedi. Fakame o genç de kalktı fakale dedi. Dedi ki نَحْنُ الْكِرَامُ فَلَا حَيٌّ يُعَادِلُنَا نَحْنُ الْكِرَامُ وَفِيْنَا يُقْسَمُ الرُّبْعُ وَنُتْعِمُ النَّاسَ عِنْدَ الْقَحْتِ كُلَّهُمُ مِنَ الشَّرِيفِ إِذَا لَمْ يُونَسِ الْقَرَعُ اِذَا اَبَيْنَا فَلَا يُعْدَلْ بِنَا اَحَدٌ اِنَّا كِرَامٌ وَعِنْدَ الْفَخْرِ نَرْتَفِعُ نَحْنُ الْكِرَامُ biz kerim adamlarız. فَلَا حَيُّنْ يُعَادِلُنَا hiçbir kabile bize muadil olamaz. Bizim gibi olamaz. نَحْنُ الْكِرَامُ biz kiramız, kerim adamlarız. وَفِيْنَا يُقْسَمُ الرُّبْعُ Rubu bizde teksim edilir. Bir kabile diğer bir kabileden vurdu da mal aldı mı onun dörtte birisini reis alır. O ancak bizde vardır rübü. Yani biz başka kabilelerden gayret eder alırız ve dörtte birini de reisimiz alır. Rübü bizde olur. Diğer kabileler bunu yapamaz. Ve nut'imun nasa nasa yemek veririz. İndel kahdi kahet zamanında, kıtlık zamanında biz it'am it'am ederiz. Kullahum nasın hepsine kim olursa olsun. Mineşşerifi şeriften İyi adamlardan kim olursa olsun hepsini biz itham itham ederiz. اِذَا لَمْ يُونَسِ الْقَرَعُ Bir rivayette de فَزَعُ Kara olursa ked yani hoşlanılmaz bir adam olursa ona on değil. Hoşlanmadığımız adama itham itham etmeyiz. Yemek vermeyiz. Yahut da feza olursa o başka. Bir feza bir tehlikeli zamanımız olursa başka ama kıtlık zamanında bile biz sehavetimizi gösteririz. اِذَا اَبَيْنَا Biz iba ettiğimiz vakıtta فَلَا يُعْدَلُ بِنَا اَحَدٌ Hiçbir kimse bize muadil olamaz. Bizim gibi yapamaz. اِنَّا كِرَامٌ Biz kerim adamlarız. وَعِنْدَ الْفَخْرِ نَرْتَفِعُ Fahrettiğimiz
başkalarıyla övünmeye katıldığımız zaman da biz daima yukarıda kalırız. Şimdi bu kendisini de kavmi kabilesinde bu suretle methetti. O hâlâ Rabi diyor ki فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdular ki ya Hassan ve Dikru Hassan buna cevap ver dedi. فَقَالَ Hazreti Hasan dedi ki نَسَرْنَا رَسُولُ اللّٰهِ وَالْد۪ينَ عَنْ وَتَلْ أَلَا رَغْمِعَاتٍ مِنْ بَعِيدٍ وَحَاضِرِ بِضَرْبٍ كَإِنْزَاعِ الْمَخَاطِ مُشَاشَةً وَتَعْنِينَ كَأَفْوَاهِ اللِّقَاحِ السَّوَادِرِ أَلَسْنَا نَخُوضُ الْمَوْتَ فِي حَوْمَةِ الْبَغَى إِذَا سَارَ بَرْدُ الْمَوْتِ بَيْنَ الْعَسَاكِرِ وَنَضْرِبُ هَامَ الدَّارِعِينَ وَنَنْتَمِي إِذَا حَسَبٍ مِنْ حَرَمِي غَسَّانَ بَاهِرِ وَلَوْلَا حَبِيبُ اللَّهِ قُلْنَا تَكَرُّمًا عَلَى النَّاسِ بِالْحُنَيْنِ هَلْ مِنْ مُفَاخِرِ فَأَحْيَاؤُنَا مِنْ خَيْرِ مَنْ وَطِئَ الْحَصَى وَأَمْوَاتُنَا مِنْ خَيْرِ أَهْلِ الْمَقَابِرِ Hazreti Hasan da bu şiirinden ona cevap verdi. Manası nesrna Resulullah'ı ve dine. Biz Resulullah'a dine yardım ettik. Anveten kasten yardım ettik. Ela ra'mi'atin asi olan bir adama rağmen min de'idin ve hadiri o asi olan adam ister uzak olsun ister yakın olsun. Her kim Resulullah'a asi olduysa biz Resulullah'a yardım ettik. O asilere rağmen. Neyle yardım ettik? Bir darbin vurmakla. Yani kılıcına vurduk da yardım ettik. Keinza'il mehati müşaşeten. Bir çocuk dünyaya geldi mi onun eşi derler. Şaşı nasıl rahim onu kaldırır atarsa o düşerse işte biz de kılıcına öyle vurarak insanları öldürerek yardım ettik. Ve ta'nin ta'n etmekle ta'n mızrağıyla dürtmekle ki keffâhil likâhis sevâdiri suya gitmiş, suları içmiş levâke develer gelirken onlar nasıl ki öyle suları doymuş ağır ağır ağızlarını açmışsa işte o şekilde yani bizim vurduğumuz yer işte o develerin ağzının açılması gibi yaralar işte teşbih ediyor. Elesnâ nekûdül mevte biz ölüme dalmaz mıydık? Fî havmetil vagâ harbin en tehlikeli zamanlarında biz kendimizi ölüme atmadık mı? İza sâre berdül mevti beynel asakiri. Askerler arasında ölüm soğukluğu yürüdüğü vakitte artık ölümler çoğaldı. O vakitte biz kendimizi ölmek için en şiddetli zamanda harbe kendimizi vururduk, dalardık, öldürürdük. Ve nedribu hâmed dâri'ine. Zırh giymiş olan adamların kafasına kılıçları vururduk. وَنَنْتَم۪ي اِلَى حَسَبٍ Biz hasebe intima ederdik, orada oraya dayanırdık. مِنْ حَرَمِ غَسَّانَ بَاهِرِ Gassanın hareminde zahir, bahir olan ki Harem-i Gassan'da mekset Medine'nin etrafı. Yani biz işte o adamlardanız. Medine'nin hareminde olan adamlarız ki ölmekten, harpten korkumuz yok. O harpte Resulullah Efendimiz'e ölüm bahasına yardım ettik. وَلَوْلَا حَب۪يبُ اللّٰهِ Eğer Habibullah olmasaydı قُلْنَا تَكَرُّمًا Biz tekerrümen derdik. عَلَى النَّاسِ Bütün nas üzerine. بِالْحُنَيْنِ Hüneyn'de هَلْ مِنْ مُفَاخِرِ Fahreden bir kimse var mı? Hüneyn'de toplanırdılar da fahrederdiler. De şeye, Mine'ye yakın harp oldu ya Hüneyn harbi. Orada bütün kabileler toplanırlar. Uzun bir şey olur. Orada kimi hutbe okur, kimi nesebini söyler. Fahredenler orada fahreder. Resulullah olmasa biz bütün nasa fahrederdik. Yani ensar hepsinden üstündür derdik. Ama Resulullah müstesna, o başka. Fe'ahyâ'una O badeyl ya. Bizim sağlarımız min hayri men vata'el hasa. Hasa yani toprağı çığlayanların en iyileridir. Ve emvatuna ölülerimiz de min hayri ehlil mekabiri ehli mekberelerin hayırlarındandır. Yani sağ olanlarımız yeryüzünde yürüyen adamların en eftalidir. Ölülerimiz de kabirdeki adamların en eftalidir. Hazreti Hasan bu surette o da Ensar-ı Kiram'ı methetti. Şimdi o adamın Ekre bin Habis'in kaldırdığı genç kendisini methetti. Fakat Hazreti Hasan öyle bir şey söyledi ki onu geriye bıraktı. Şimdi şiir söylemek caiz mi değil mi?
yukarıda okudu ki bir adamın şiir ezberlemesi, karnına şiir doldurması irin doldurmasından daha kötüdür. İrin dolu olsa daha iyidir. Ve bu ikinci mezhep sahipleri de dedi ki bu caizdir. Baksana Resulullah Efendimiz Hazreti Hasan'ı emretti. O da gasideyle fahretti ve öteki adama cevap verdi. فَلَمَّا جَاءَتْ هَذِهِ الْاَثَارُ مُتَوَاتِرًا İşte bu eserler tevatür derecesinde mütevatür olarak geldi. Neyle? بِاِبَاحَةِ قَوْلِ الشَّعْرِ Şiir söylemenin mübah olduğunu ispat eden bu hadisler ki tevatür ile geldi. Sebete sabit oldu ki اَنَّمَا شُلْبِ الشَّعْرِ نَهَا عَنْهُ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o şiirden nehyledi. Fil asari lüvel evvelki hadislerde neyse o nehy olmadı. Leanne şiare mekruhu şiarin kendisi mekruhtur. Bunun için olmadı o nehy. Ve lakin li mana başka bir mana için mekruh oldu. Öyle mana ki kâne oldu fi hâsim mine şiar şiarlerinden bazı hususilerinde oldu. Bazı hususi şiarlerde başka bir kötü manadan dolayı mekruh oldu. Kasede bizaliken nehi ileyi. Peygamber Efendimiz o nehile de işte onları kastetti. Yani o kötü şiirleri ezberlemeden ise vücudun irin, kan, dolsa, ağzından da gelse, dökülse daha hayırlıdır. Bu bütün şiirler hakkında değil. Ya hangi şiirler? Peygamber Efendimiz'in nehi kötü olan şiirler. İmanı olmayan şiirler hakkında. وَقَدْ زَهَبَ قَوْمٌ فِي تَوِيلَ هَذِي الْاَثَرِ Ulemadan bir kısmı bu eserlerin tevilinde zahip oldular. Elleti zekernaha bizim zikrettiğimiz eserler. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in fi evveli hazel bab bu babın evvelinde yani ilk önce mekruhtur diye geldi ya şiir mekruhtur diye gelen hadislerin tevilinde ulemadan bazı zahip oldular. İlâ hilâfi tevilil dediği vasıfına bizim vesfettiğimiz tevilin hilâfına. Şimdi burada nasıl vesfetti? Dedi ki mekruh olan şiir kadın yahut da ölülere hakaret olan şiirler mekruhtur. Kötü lafızlar olursa onlar mekruhtur. Ama ey bir manayı taşırsa, Resulullah Efendimiz'den difa ederse, İslamiyeti methederse, ahlakı methederse bu caizdir. Şimdi üçüncü bir kavim de diyor ki Resulullah Efendimiz'in nehyettiği şiirler sizin dediğiniz manada değil de başka bir manadan dolayı bazı şiirlerden nehyelemiştir. Fekalu bu üçüncü zümre dediler ki levkâne üride bizalik eğer bununla murat edilseydi ma hüciye bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin hicbi olanlar mine şiari şiirden Resulullah'ın hicbi yapılmışsa onlardan nehyetmiş bu olmuş olsaydı lem yekün li zikril imtilâi manen İmtilanın manası olmazdı. Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Bir adamın karnı şiir dolu olması, irin dolu olmasından daha berbattır. İrin dolu olması daha hayırlıdır. Bu imtila, dolu. Dolu manası hicivde olmaz. Siz diyorsunuz ki Resulullah'ın hicvi varsa işte o mekruhtur. Resulullah'ın hicvi olursa dolu olmaya lüzum yok ki. لَاَنَّ قَلِيلَ ذَٰلِكَ وَكَثِيرَهُ كُفْرٌ Resulullah Efendimiz'in hicvi oldu mu? Azı da küfürdür, çoğu da küfürdür. Ha bir adam karnını Resulullah'ın hicviyle doldursun, ha da az bir şey söylesin. İkisi de küfürdür. Velakin zikrül imtila, imtilanın zikri yedüllü ala manen fil imtila. İmtilada bir manaya delalet eder ki leyse fîmâ dûnehu başkasında yok. O böyle ettiler. Yani ne demek? O Resulullah'ın hicvi değil. Hicivde azı da çoğu da bu haram. Ya hicivden başka manası kötü şeyleri ifade eden şeyler ki işte adam öğrenmiş, öğrenmiş, karnını onlarla doldurmuş. Ölüleri zemmetmiş, insanlara gıybet etmiş, yahut da iftiralarda bulunmuş, ahlakı bozacak şeyler söylemiş. İşte bunlarla o çok şeyleri doldurup da karnını şiirinden doldurana kadar karnı irin dolsa, dolsa kan dolsa onu kutsa daha hayırlıdır. Kale, ravi dedi ki fehve indena bizim indimizde bu ale şiari lezi şul bir şiir üzerinedir ki yemle'ül cevf cevfi doldurur. Yani bu üçüncü zümre dedi ki o mekruh olan hangisidir?
Resulullah'ın hicbi değil. Resulullah'ın hicbi az olsun, çoğu olsun ki o küfre götürür. Ya şul bir şeydir ki, şeydir ki yemlevül cevfe, cevfi karnı doldurur. Fela yekunu fihi Kur'anun ve la tesbihun ve la gayruhu. O şehirde ne Kur'an var, ne tesbih var, ne de başka bir insana yarayacak bir şey var. İşte budur. Adam şehir ezberlemiş. Hiç ne Kur'an var, ne tesbih var, ne ahlak var, ne hiçbir şey yok. İşte budur. O şehri ezberleyinceye kadar ezberlemesin. Çünkü ezberledikçe kafana girmiş olur. فَاَمَّا مَا كَانَ ف۪ي جَوْفِهِ اَمَّا اُلْبِشَعَرْ ki o şehir dolayısıyla insanın karnında olur. اَلْقُرْآنُ وَالشَّعَرُ مَعَزَارِكِ onda Kur'an var, o Kur'an'da beraber şiir de var. فَلَيْسَ مِمَّنْ اِمْتَلَى جَوْفُهُ شَعَرًا onun karnı şiir olmuş değildir. Niye? Bak o adam Kur'an'da var. O şiirde ahlak da var. فَهْوَ خَارِجٌ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ o Peygamber Efendimiz'in kavlinden hariçtir ki لَاَنْ يَمْتَلِعَ جَوْفَ اَحَدِكُمْ قَيْحَا خَيْرٌ لَهُ مِنَنْ يَمْتَلِعَ شَعَرًا bu hadisin haricindedir. Bu hadiste ne dedi? Sizden birinizin karının irin dolu olması, şiir dolu olmasından hayırlıdır. Bundan hariçtir. Demek ki bu üçüncü zümreye göre bir adam da şiir okumuş. O şiir fena şiirler değil. Kur'an'ı da terk etmiş değil. Kur'an hadis de biliyor, şiir de biliyor. Zararı yok ama bir adam hiç Kur'an okumamış, bir fikih, hadis meselesi bilmiyor, durmadan şiir ile uğraşmış. Hiç faydası olmayan şiirler. İşte nehyetti ki bu. Hani zamanımızda bazı şairler var ya, hiç bir aşı şerif okumasını bilmez, durmadan saz çalar, şiir söyler. İşte onlar bakıyor. حدثنا ابن أبي إمران قال سمعت عبيد الله ابن محمد ابن عائشة رضي الله عنها يفسر هذا الحديث وحديث تفسير دردي على هذا التفسير وتفسير الترنة بلا دردي وسمعت ابن أبي إمران أيضا ابن أبي إمران إذا أشتم وعلي ابن عبد العزيز علي ابن عبد العزيز إذا أشتم يذكران ذلك وتفسير ذكر دردي كم دل an Ebi Ubeyd'in eyza Ebi Ubeyd'den Ebi İbn Ebi İmran Ubeydullah'tan rivayet eyledi ya dedi ki o bu tefsiri söylerdi bu da üçüncü bir kavim oldu. Burası buraya kadar şiir caiz midir değil midir? Her iki tarafın delillerini getirdi. Netice şu ki bir adam Kur'an okur, hadis okur, fikih okur, arada bazı şiirler de okur. Mübah olan şiirler de okursa bu caiz. Yok. Bütün ömrünü şiire hasrederse bu caiz değil. Bir. Bir de şiirde ahlaksızlığa dair ahlaka muhalif şeyler varsa onu da öğrenmek bu da caiz değil. Kulası bu.